Sansürsüz'e hoş geldiniz. Ben İpek Özbey. Gündem yine yoğun ama herkesin gözü kulağı Dünya Kupası'ndaydı biliyoruz. Arjantin aldı Dünya Kupası'nı, penaltıda Fransa'yı 4-2 yendi. Stüdyoda herkeste bir sevinç, bir sevinç. Bir herkes ses provalarını Arjantin diye verdi. Bunu da bildireyim, belirteyim. İmamoğlu kararı siyasette tartışılmaya devam ediyor. Uzunca bir sürede tartışılacak gibi görünüyor. Çünkü İmamoğlu kararı sadece İmamoğlu'nu ilgilendiren bir durum değil. Aynı zamanda hukuku, hukuksuzluğu da son derece ilgilendiriyor. Ve tabii ki seçimlerin bundan sonrasına da etki etmesi bekleniyor. Nasıl bir etkisi olacak? Tüm bunları konuşacağız. Konuklarımı takdim etmek istiyorum. CHP İstanbul Milletvekili Sayın Sezgin Tanrıkul, hoş geldiniz Sezgin Bey. İyi Parti İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Ahat Ancan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahat Bey. Sağ olun. Hukukçu Figen Çalıkuş, hoş geldiniz Figen Hanım. Program ortaklarım Can Kakışım, siyaset bilimci, ve gazeteci Barış Behlivan. Barış, Can, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ankara'da yine program ortağım, değerli abim Fikret Bila. Hoş geldiniz Fikret abi. Hoş bulduk. İpek, iyi yayınlar diliyorum. Arkadaşlara selamlar, sevgiler. Çok teşekkür ediyorum. Skype'da TKP Parti Meclisi üyesi Sayın Aydemir Güler. Aydemir Bey, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Herkese merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Sayın seyirciler, İmamoğlu'nun mahkumiyet sonrası Saraçhane'de liderlerin bir araya gelmesi ve kendisine destek vermesi, tabii halkın da katılımıyla büyük bir mitinge dönüşmesi sonrası gelen açıklamalara bakacağız bugün öncesinde ve değerlendireceğiz, üzerine konuşacağız. Baştan başlayalım istiyorum. Sırayla hangi açıklamalar geldi onları sizlere aktarmak istiyorum. Önce Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya konuştu biliyorsunuz. Bakalım ne diyor, ekrana verelim. Adaylık süreci kesinleşmeden cezası kesinleşirse yerine başka bir aday gösterebilirler. Fakat kesinleştikten sonra listeye dokunmamız mümkün değil. Seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez diyor. Adaylığı düşmez. İsterse yarışabilir ama seçilmesi durumunda mazbatası verilmez. O durumda tek adayla referandum şeklinde yapıyoruz. Tek aday da olsa yine en az %50 artı bir oy alması gerekiyor. Bunun yaşanmış örnekleri de var. Mesela en son Ceylanpınar Belediye Başkanı 2019'da seçilmişti ama seçildikten sonra hakkında yargı kararı olduğu için mazbatasını iptal ettik diyor. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın hemen mahkumiyet kararının hemen ardından böyle bir açıklama yapması epey tartışma yarattı haliyle. Sonra o tartışmanın üzerine tekrar bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Kübra Para konuştu ve dedi ki önümüzde somut bir olay veya dosya yok. Ben genel prensipleri hatırlattım savunmasında bulundu. Anayasa ile beraber 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 4. maddesindeki düzenlemeleri anlatmaya çalıştım. Somut bir kişi, olay ya da dosya ile ilgili görüş belirtmedim dedi. Şimdi ilk önce buradan başlayalım Sezgin Bey. Öyle mi oldu? Yani şimdi tabii ki Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın görüş açıklaması doğru değil. Muhtemel önüne gelecek mesele konusunda da konuşamaz. Dolayısıyla bu öngörüsü doğru bir şey değil. Ne zaman konuşmuş? İmamoğlu mahkumiyetinden sonra konuşmuş. Hemen sonra, evet. Yani dolayısıyla bağlamın İmamoğlu olduğu kendisi çok açık belli. Yani kurallar bu olsa bile, ya hem yazılı kurallar hem de işte içtihatlar böyle olsa bile sonuçta görüşünü ortaya koyması yargı... Yani usulen mi yanlış, hukuken mi yanlış? Yargı tahammüllerine uygun değil. Yoksa tabii ki konuşabilir. Ama tahammül böyle değil. Tahammül sonuçta yargıçların veya yargı görevi yapanların önüne gelecek meseleler noktasında, gelmiş veya gelecek meseleler konusunda görüşlerini ortaya koyması mümkün değil. Kaldı ki yani herhangi bir zamanda bu soru kendisine sorulmamış. Sorulduğu zaman tam da İmamoğlu'nun mahkumiyetinden sonra ve bütün bunlar konusunda herkes görüşünü ortaya koyduktan sonra konuşmuş. Dolayısıyla bunu düşünüp öyle konuşması lazımdı. Yoksa yani dedikleri yeni bir şey değil. Hukukçular bakımından söylüyorum. Yeni bir şey değil. Bunun birçok örneği var. Benim bildiğim de birkaç örnek var. Mesela Atip Dicle olayı var. 2011 seçimlerinde. Evet. Kendisi bağımsız olarak seçimlere girdi. Yüksek Seçim Kurulu seçim yeterliliğini kabul etti kendisinin. Seçildi de bağımsız 2011 Haziran seçimlerinde. Ama daha sonra, yani bunun tabii birçok hikayesi var burada. O hikayeyi başka bir zaman anlatırım da neden iptal edildi falan. Çünkü o zamanlar görüşmeler falan da oluyordu.
AK Parti Genel Sekreteri Haluk İpek iki gün sonra lekçe verdi YSK'ya ve şey oldu, milletvekili düştü. Sonraki bağımsız aday kazandı. Birçok örneği var yani bunun. Ama dediğim gibi Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın bu konuda görüş ortaya koyması yargı tahammülüne uygun değil, ama tahammül mü kaldı diyeceksiniz. Hiçbir yerde bir tahammül kalmadı yani. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde... Zaten Ekrem İmamoğlu evet, kararı... Şöyle hiçbir tahammül kalmadı. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi 20 yılda yeni bir devlet inşa etti. Yargısıyla, bürokrasisiyle, sermayesiyle, sosyal çevreler yeni bir toplum ve yeni bir devlet inşa etmeye çalıştı ve 80 yılda, 90 yılda bu devletin, bu cumhuriyetin oluşturduğu ve iyi olan hangi tahammülü varsa, hangi gelenek varsa parlamentoda, yargıda, bürokraside hepsini yerle bir etti. Eğer o tahammüller sağlam olsaydı eğer, şeyin aklında, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın aklına böyle bir soruya cevap vermek aklına gelmez. Yani gelmezdi, siz nasıl bana sorarsınız veya bir gazeteci de ona sormaya şey yapmazdı. Yani yargı tahammülleri uyanınca biz şimdi YSK Başkanı'na soru sormamız doğru olmaz, YSK Başkanı'na doğru olmaz derdi ve sormazdı da. Ama o tahammüller yok olduğu için YSK Başkanı da çok rahatlıkla söylüyor. Neden bunları söylüyorum? Yani yargıda ve yargı görevi yapan bütün kurumlarda, yani işte Sayıştay, işte YSK'yı ve Sayıştay'ı kastediyorum aynı zamanda. Doğrudan doğru yargı kurumu olmasa bile yargı görevi yapıyorlar çünkü. Bir tahammül yok. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yerle bir ettiği bir düzen var. O yüzden bunları söylemiş. Niye tahammül kalmadı? İşte bunun en yakın örneği, hani bu kurumlardan adalet beklemek, anayasaya uygun, yasaya uygun bir tutum beklemek de artık mümkün değil. Yani tek tek, bakın her zaman söylüyorum, tek tek yani hakimlerin, savcıların aldığı kararlar var. Yine Anayasa Mahkemesi'nin zaman zaman verdiği kararlar var. Fakat bu yargının bağımsız ve tarafsız olduğu, ondan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yani yürütme organının bir erki haline dönüşmediği anlamına gelmiyor. Kurumsal olarak yargı kurumu Türkiye'de şu anda yok hükmündedir. Yani evet, bağımsız ve tarafsız diyebileceğimiz, gerçekten yargı görevi yapan bir kurum yoktur. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasal ihtiyaçlarına göre gündem belirleyen, o gündeme göre karar veren, o gündeme göre veya karar vermeyen bir yargı kurumu var. Evet. İmamoğlu kararı bunun en somut örneğidir. Hem bakın şunu da söyleyeyim, bitireyim. Hem davanın yani soruşturmanın başlaması ve başlatılması, iddianamenin yazılması süreci, yazdıktan sonraki süreç ve karar süreci Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ihtiyaçlarına göre ve liderliğin ihtiyaçlarına göre yargı tarafından araçsallaştırılmıştır ve bu noktaya gelmiştir. Niye diyeceksiniz, bakın 4 Kasım tarihinde Sayın İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 4 Kasım tarihinde Strasbourg'da 10 belediye başkanıyla gittiği bir ortamda bu sözleri, yani pardon 30 Ekim'de Strasbourg'da sözler söylemiş. 4 Kasım'da İstanbul'da da Beylerbeyi'nde sanırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bir binasında Sayın Soylu'nun söylediği sözlere karşılık bunu söylemiş. 4 gün sonra. Peki yani bu, yani sonuçta gazeteler var, bakın yani her yerde manşet yayınlanmış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı her şeye soruşturma açıyor. İmamoğlu'nu yani çok mu seviyorlar? Değil. Ama ne yapmış? Desen soruşturması gereken bir suç olduğu halde bir soruşturma başlatmamış. Sonuçta kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı soruşturma resen yapılır. Yani şikayete bağlı değil. Bakın 10 gün geçmiş, bu kadar her şeyi takip eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı veya Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmamış. Ne zamana kadar? Sadi Güven'in kuruldan habersiz, kurul üyelerinden habersiz ve kurul kararı olmadan bir paragraflık soruşturmasından sonra 4 Kasım 2019 tarihinde soruşturma başlatmış. Peki bu soruşturma nasıl olur? Bir avukat olarak söylüyorum aynı zamanda. Yargıyı takip eden bir avukat olarak söylüyorum. Çağırsınız İmamoğlu'nu. CD'sini alırsınız konuşmanın. Başka yapacağınız hiçbir şey yok. Eğer bakarsınız, tahsisi kararı verirsiniz. Dersiniz ki bunda suç yok. Veya dersiniz ki efendim bunda suç var. Benim iddiam odur dersiniz savcı olarak. İddianame yazar göndersiniz. Ne zaman bunu yaparsınız? Bir ayda. Çünkü yani sanık kim? Ya da şüpheli? İmamoğlu. Bir ayda yaparsınız. İki ayda yaparsınız. Bilemediniz üç ayda yaparsınız. Ne zaman yapmışlar? 2019 değil. 2020 değil. 2021'in
Mayıs ayında. Bakın aradan bu kadar zaman geçmiş. Niye bekletilmiş bu kadar? Yani çünkü oradan talimat gelmemiş. Takvim uygun değil. Başka şeyler var. Ordudaki vali davası devam ediyor. Belki oradan bir ceza verilir. Oradan siyasi yasaklı hale getirilebilir. Onlar beklenmiş. Bakmışlar ki oradaki davadan bir şey çıkmıyor. İşte bir para cezası verilmiş. O zaman buna idaname yazılmış. Bir virgül koyalım Sezgin Bey. Birazdan tekrar başka bir soru daha soracağım size bununla ilgili. Ahat Bey, sonra Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı Mehmet Uçum konuştu. Hukuk danışmanı kendisinin. Onu da verelim ekrana lütfen. Diyor ki yüksek yargı görevlileri için görevleri sebebiyle söylenen hakaret sözünün ifade özgürlüğü içinde değerlendirilmesi hukuken mümkün değildir. Nihayetinde Yargıtay son sözü söyleyecek.